Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Şimdiki oturumumuzda Kaltek Games yaratıcı yönetmeni Can Oral bizlerle birlikte. Nispeten rahat yönetilebilir bir skopa sahip ancak yine de yeni şeyler yapmayı başaran ve çeşitli alanlarda güç gösteren bir anlatı oyun geliştirme yaklaşımlarından bahsedecek bize. Hoş geldiniz tekrar Can Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Hazır olduğunuzda başlayabilirsiniz. Tabii. Başka gelen varsa dışarıda öğrencilerimi gördüm. Onların katılacağını biliyorum. Belki şöyle son bir çağrı yapabiliriz. Bir tane sunum var aslında. Direkt chat. Bir PDF dosyası. Hı. Verebiliriz tabii. Neyse. Tamam. Peki, hoş geldiniz öncelikle. Ben Can Oral. Kaltik Games isimli oyun geliştirme oluşumunun yaratıcı yönetmeniyim. Bugünkü temel amaçlarımdan bir tanesi, öğrencilerimiz gelirken birazcık zaman kazanalım. Boş yapayım. Temel amaçlarımdan bir tanesi aslında Cats and Other Lives'ın üretim sürecinden, nasıl şekillendiğinden falan bahsetmekti. Benden haftalar önce bu istenirken, yani bu tarz bir panele katılmam. Bugün gelirken ama hani genel olarak Türkiye'de indie oyun geliştirmek, yani akıntının çok tersine geri geldiğinde işler yapmak, biraz daha farklı takım kompozisyonları kurmak ve bir şekilde belki de 8 yıldır sanıyorum bu mesleği biraz kendisine has bir biçimde yaparak ayakta kaldığını düşünülürse bu indie atmosferde ayakta kalmakla ilgili bir şeyler konuşabiliriz dedim. Ben Bahçeşehir Üniversitesi'nde aynı zamanda ders veriyorum. Onu da herhalde 6. yılına geldim ve derslerde dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi aslında karşılıklı interaksiyon. Ya hep ben konuşmayayım, siz konuşun. Yeri geldiğinde aklınıza bir şey gelirse elinizi kaldırın. Çünkü benim için de en sıkıcı şey statik bir biçimde zaten büyük ihtimalle daha önce anlattığım şeyleri size döküp gitmek olacaktır. Yani bu işi karşılıklı eğlenceli hale getirmek için aklınıza bir şey takılır. Bir yere zoom yapmak istersiniz anlattıklarımdan. Lütfen hani beni elinizi kaldırıp bölün. Ben hani oradan girerim, daha sonra devam edeceğim yere gelirim. Anlaştık mı? Peki. O zaman Cats and Other Lives'ı duyanlar burada ellerini kaldırabilirler mi? Oynayanlar ellerini kaldırabilir mi? Peki. Sayılır sayılır. Yani oyunu şöyle bir açanlar da dahil. Peki, hani kitle. Peki, Stygian'ı duymuş muydunuz? Stygian Reign of the Old Ones'ı duyanlar. Stygian'ı oynayanlar hiç kalkmayacak galiba. Peki, vay süper. 2'de 2 mi? Okey, tamam. Çok kısa kendimden bahsetmek gerekirse aslında 2015 yılına kadar profesyonel olarak sinemayla ilgileniyordum ben. Kısa filmler, orta metraj filmler, müzik klipleri, reklam videoları, işte röportajlar falan, böyle bunun gibi aslında video medyumuna dair hemen hemen her şeyle ilgilenmiştim. 2014 yılında da Riot Games'de çalışmaya başladım ama herhangi bir oyun tasarımcısı ya da benzeri bir rolde değil. Yine video director ve video editor, işte videographer diyorlar daha çok. O alanda bir şeyler yaptım, söylenebilir. Daha sonra da amaçlarımdan bir tanesi kendi uzun metraj filmimi çekmekti. 10 yılı aşkın bir tecrübenin ardından. Fakat işte burası Türkiye. Siz de zaten farklı farklı hayatlarınızın farklı noktalarında bu durumla karşılaşıyorsunuzdur. İşler beklediğim gibi gitmedi. Bazı plan değişiklikleri oldu yolda. Ve işte böyle arka arkaya bazı projelerim iptal oldu. İşte atıyorum bir çocuk dizisi üzerinde çalıştım. Başrolü hiç uygun olmayan ama çok ünlü olan bir çocuğu eklemlemeye çalıştılar. İşte ben reddettim. Tarihi bir iş çalıştım. İşte son dakikada kadro değişti. İşte onaylanacak bir senaryo yönetimden döndü. İşte bir
önemli bir yapımcı arkadaşım vardı. Onunla uzun metraj bir işe giriyorduk. İşte son dakikada projeden çıktı falan filan derken böyle arka arkaya sinema kariyerimde işlerin yolunda gitmediği bir döneme girdim ve işte kenara koyduğum kaynaklarım vardı. Bir miktar param vardı. Onu böyle sürekli yaktığım ama beraberinde de sinema anlamında yol kat edemediğim bir noktaya geldim. Ve kendi kendime dedim ki ulan zaten hani 10 yılını verdiğin alanda fazla bir ilerleme kaydedemiyorsun. Ama video oyunlarına inanılmaz bir tutku hissediyorsun ve işte Commodore 64, ilk Philips, Atari'ler, Sega Genesis'ler, Nintendo'lar falan hani her şeye dair çok büyük bir merakım vardı. Yani bu şartlar altında zaten ilerleyemiyorsam o zaman iyi olabileceğime inandım ve hayalini kurdum, başka bir alanda bir şeyler deneyeyim. Kickstarter diye bir gerçeklik vardı o dönem. Çok konuyu uzatmayacağım. Cats and Other Lives'a getireceğim. Kickstarter'da da çeşitli oyunların başarılı olduğunu, old school oyun konseptlerinin yeni sunumlar altında insanlara pazarlanabildiğini ve benim gibi aslında tırnak işareti içerisinde takdiri sizin ama en azından konsept olarak umut vaat eden ama işte maddi kaynaklara veya üretim kaynaklarına yakın olmadığı için bir şekilde ilerleyemeyen bazı ekiplerin desteklendiğini gördüm ve ondan sonra bütün fokusumu o zamana kadar geliştirdiğim işte sinema yetisi, hikaye anlatım özellikleri, masaüstü tabletop RPG dediğimiz PRP ya da Türkiye'de bilinen adıyla oyun alanında oyun tasarımı anlamında geliştirdiklerim falan derken bütün fokusumu bildiğim her şeyle aslında Stygian Reign of the Old Ones'ın Kickstarter projesine yatırdım ve ardından da başarılı olduk. %35-40 hatta belirlenen hedefin üstünde başarılı olduk ve profesyonel anlamda gerçekten hiçbir şey bilmediğim bir endüstride kendimi kreatif direktör ve aynı zamanda şirketin yöneticisi olarak buldum. Ondan sonraki 3-4 yılda tamamen o hayalini, yıllardır hayalini kurduğum oyunun katledilmeden oyunculara nasıl sunulabileceğine dair prodüksiyonundan tutun da dizaynına kadar yani çok büyük bir boğuşmayla geçti. İlk oyun için fazla hırslı bir projeydi. Burada olan öğrencilerimin hepsi bilir. Scope konusunda yani bir projenin ölçeği konusunda benim ne kadar hassas olduğumu. Bu hassasiyetin gelişme sebeplerinden bir tanesi aslına bakarsanız yani ilk kalkıştığım oyunun yani 30 yaşından sonra oyun sektörüne giriyorsun. Ya hakkında profesyonel bu tarz yani Midcore, bir RPG oyunu eski yazılımcı mesela böyle yaklaşırdı. Başka birçok alanda çalışmıştı. 50'li yaşlarındaydı. Yani borsa yazılımları da yapmıştı, medikal yazılımlar da yapmıştı, askeri alanda kullanılan lazer sistemleri falan üzerinde de çalışmıştı. Yani çok umut vaat eden, çok tecrübeli, çok saygı duyduğum, hala da görüştüğüm bir arkadaşım. RPG'lerle ilgili şöyle derdi. Bu programcılığın beyin cerrahisi. Çünkü yani bir RPG yaparken tek bir oyun yapmıyorsunuz. Yani eğer siz gerçekten iyi oyuncu eğilimlerini destekleyen ve oyuncunun eğilimlerine yanıt veren bir oyun yapıyorsanız beraberinde kombatif oyuncu için ayrı bir oyun yapıyorsunuz. Hikaye ve diyalog ağırlıklı ilerlemek isteyen, dünyayı o şekilde keşfetmek isteyen oyuncu için ayrı bir oyun yapıyorsunuz. Crafting üzerine uzmanlaşmak isteyen, science ya da böyle benzeri bir, lütfen İngilizce bir kelime kullandığımda beni uyarın, senkron kalalım. Bilim ya da benzeri bir yol tercih etmek isteyen oyuncu için crafting yani bir şeyleri üreterek ayrı bir oyun yapıyorsunuz. Ve sonuçta bunların hepsinin iyi, güvenilir ve zevkli olduğundan emin olmak zorundasınız. Yani tamam yılların oyun yapamama açlığı vardı ama gene de çok fazlaydı. O tarz bir RPG oyununu, o tarz bir oyunu hiç yapmamış bir ekiple yapmaya çalışmak ki. Burada şöyle bir şey de var. Biliyorsunuz ya RPG oyun tarihine girmeyeceğim. Bunu bir derse çevirmek istemiyorum. Ama oyun tarihine baktığımızda 80'lerde bir Ultima serisi var. Öyle değil mi? Sonra 90'larda TSR, SSI, Strategic Simulations gibi firmaların oyunları var. Sonrasında gelen bir Interplay dönemi var. JRPG tarafına girmiyorum bile yani. 80'lerden beri Square'in başını çektiği Capcom'un, işte atıyorum Sunsoft'un, yeri geldiğinde Konami'nin dahi girdiği yani devasa bir külliyat var. Ve şunu unutmayın. Bu külliyat
jenerasyonlarla birbirine bağlandı. Yani atıyorum Ultima 4'te ya da Ultima 5'in ekibinde çalışan bir programcının Junior'ı daha sonra Interplay'e girdi. Onun Junior'ı daha sonra Black Isle'a girdi. Onun Junior'ı daha sonra Obsidian'a girdi. Onun Junior'ı daha sonra Larian'a girdi. İşte onun Junior'ı belki Bethesda'ya girecek ve bu halka aslında bu bilgi akışı, bu bilgi zinciri kesilmeyecek. Bizde ise öyle bir zincir yoktu bile. Biz hani hem arkamızdan gelen zinciri yapmak zorundaydık hem de dünya pazarında kompetitif bir oyun yapmak zorundaydık. Akabinde de Mayas'ının çok iyi tuttuğu şeyler oldu. Ama bütçe ve işte publisher ilişkilerinde falan bizim de bazı tecrübesizliklerimizle oyunun tam potansiyeline ulaşamadığı yerlerde oldu. Ama yani hala bugün dönüp baktığımda fan mailleri alıyorum. Beraberinde ofiste benimle çalışan arkadaşlarım bilir. Zaman zaman oyunun devamı gelmiyor diye ölüm tehditleri de alıyorum üstü kapalı. Güzel bir şey. Game Rant tarafından en iyi Lovecraft oyunu seçildi ki Bloodborne gibi benim de sizin gibi eminim aşık olduğum oyunların Lovecraft'a sadakat ve o konsepti yakalamak anlamında üstünde görmek yani çok mutlu etti beni. Hala benim için de kapanmamış bir defterdir. Yani Stygian ya da ruhani devamını getirmek, tekrar RPG türüne dönmek. Şimdi çok uzatmadan Cats and Other Lives'e geleyim. Bütün bu dersler ve çıkarımlar sonucunda Cats and Other Lives'e girerken şunu biliyordum. Bir, öbüründe bir profesyonel, bir tabii ki profesyonellerden oluşan bir ekibim vardı. Ama mesela bir tanesi başka yazılımlar üzerinde çalışmış. Oyun yazılımları konusunda bir profesyonelliği yok. Bir başkası müzisyen ve işte müzik alım-satım hakları, müzik copyright'ı alanında profesyonel. Bir başkası işte benim kendi müzik grubumdan bir arkadaşım ama aynı zamanda kompozisyon okuyor, besteci. İşte bir başkası ben kendim hani sinema, senaryo, nacizane bir şeyler yazdığım için ve aynı zamanda işte yönetmenlik yaptığım için oyunun da yönetmeni oldum falan ama yani hepimiz kendimizi devşirdik. Ve yani o devşirmenin mayasının tuttuğu zamanlar oldu, tutmadığı zamanlar oldu. Bugün öğrencilerim çok şanslı çünkü onlar onların devşirilmeye ihtiyacı yok. Onlar zaten bu işin eğitimini alıyorlar. Onlar zaten bizim hatalarımızdan ders alıyorlar. Onlar zaten üniversitede bu hataları yapıyorlar ve hani dışarıya çıktıklarında kendi sınırlarını daha iyi bilerek bu işe profesyonel olarak başlıyorlar. Biz ise bayağı kendimizi jungle'da bulduk ve hani kendi yöntemlerimizle ayakta kaldık. Böyle olmalıydı benim için. Belki hani mazoşist tarafıma, kimliğime de bir şekilde uygundu yani bu kadar zor bir challenge'ın altına girmek. Ama ikinci oyun konseptinde şundan emindim. Bir, insan yetiştireceğim. İnsan devşirmeyeceğim. İnsan yetiştireceğim. Yani potansiyeli olan öğrencilerimi görüyordum. Yani yıllar zarfında aslında projeleri yönlendirilse çok daha fazla şeylere dönüşebilecek olmasına rağmen vizyon eksikliğinden hem çevrelerindeki hem de yaşları gereği kendi sahip oldukları vizyon eksikliğinden bir yere gidemediğini görmüştüm. Ve dedim ki yani hani bir noktada hem insanları eğitip hem beraberinde insanları profesyonellere çevirip üretimin bir parçası yapıp Cult Games'in geleceği için, bu arada bu sadece Cult Games'in geleceği için olmak zorunda değil, belki yani bu zamana kadar Bahçeşehir Üniversitesi kapsamında yani yüzlerce öğrenci yetiştirdim. Yüzlerce ben şimdiden mezuniyet projesi gördüm. Bunların çok 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 azı bana dokunmuştur. Ama aslında zaten çok azı bile bana en direkt dokunsa biz burada bir ekosistemi besliyoruz. Şimdi az önceki örneğime dönelim. Az önceki örneğim neydi? Ta Lord British ve ilk Ultimalardan Obsidian'a ya da Bethesda'lara kadar gelen bir zincirden bahsediyordum, öyle değil mi? O zincirin oluşabilmesinin sebebi orada bir oyun ekosisteminin olması. Bu insanların beraber bira içmesi, bu insanların birbirlerine iş paslaması, bazı firmalar batarken bazı firmaların o insanları alması, o insanların başka oyunlar PRP oynayarak bir araya gelmesi, onlara maaş ve sigorta verebilen ve hani böyle bu kadar başka dünyalar yaratmak gibi
olağanüstü bir işe sahip olabilmelerini sağlayan bir sektör olması falan filan gibi 30 yıllık, hatta belki de 40. yılına yaklaşan, geçiyor bile olabilir. 80'lerden alırsak tabii ki geçiyor. Bir ekosistemin olması. Dolayısıyla yani bu en direkt şekilde Cultic Games'i beslemese bile bu yapının benim tarafımdan ve benim gibi bir şekilde üretiminin yanına eğitimi alıp, mesela ben Serkan'ın da bir noktada öyle olduğunu düşünüyorum Hero Concept'ten. Çaba sarf eden insanlar tarafından aslında gelişen bir ekosistem olacak, oluyor, olmakta. Ve daha sonra, benden sonra benim gibi şeyler yapmaya çalışan bir insan ortaya çıktığında, ki şu an buralarda pişiyor eminim ki, daha kolay olacak her şey onun için. Bir sonraki için daha kolay olacak, bir sonraki için daha kolay olacak. Ve aslında bu süreçte benim için de daha kolay olacak. Çünkü işte benim Ahmet oradan başka bir yapının içine girecek, sonra kendi şirketini kuracak, sonra birisini yetiştirecek. Ve o ekspertiz günün sonunda belki benim 4., 5. projemde bana geri dönecek. Yani hani en direkt kazanımlarını düşünmeksizin, aslında belki de hepimiz burada meslektaşız, birazcık daha hani bu ekosistemi olgunlaştırmak adına bir şeyler yapmalıyım dedim. Bu parametrelerden bir tanesiydi. Bir tanesi, Cult Games hikaye anlatımı anlamında kullanıcı yorumları itibariyle iyi bir şey yapabileceğini ortaya koymuş bir firmaydı. Yani Stygia'nın ben binlerce yorumunu okudum. Bunların arasında negatifler ve pozitifler vardı. Ama galiba hikayeyi eleştiren yani %1 bile değildi. Sanatı eleştiren gene %1 bile değildi. Dolayısıyla hani neleri hızlı, çabuk, efektif çözebileceğimize dair bir fikrim vardı. Ketsen de hatırlarsın. Bu arada tabii oyunu bilmeyenler için birazcık slide ilerletsek mi? Okey. Aşağı yukarı. Sanatına bakalım hayatım. Üzgünüm. Yani bu ışık koşulları bu kadar gösterebiliyor oyunu. Ama sonuçta herkesin akıllı telefonu var. Neyse. Okey. Bunları bir şekilde sağlarken beraberinde de bir eksperimentasyon alanı olmalıydı Cats and Other Lives. Yani şimdi Zenith League diye bir eğitim programı başlattım ben. Bunu ya buradaki öğrencilerim biliyordur. Hani o eğitim programı kapsamında hem öğrencilerin hem sektör profesyonellerinin katılıp oyun fikirlerini paylaştıkları ve yeterince muğlak bir fikrin üstüne herkesin düşünceleriyle bir oyunu inşa edebileceğimiz bir yapı kurguladık. Burada işte bir noktada öğrencilerimin projelerinden, fikirlerinden bir tanesine ben, yani bu hikayeyi anlatmak için aslında bir insana bile ihtiyacımız yok. Hani bir hayalet olabilir, hatta bir kedi bile olabilir önerimle. Cats and Other Lies fikri doğdu. Yani oyunun, ya spoiler de vermek istemiyorum kimseye ama oynayanlar bazı sorular sorabilir benden sonra. İşte oyunun narratifine ya da işte oyunun üretimine çok girmeyeceğim. Daha çok hani işin prodüksiyon tarafında duracağım ve hani proje olarak hani sağ kalabilmemiz için prodüksiyonda nasıl kararlar verdim? Birazcık bunlara eğileceğim. Zaten eğilmeye başladım. İlki, güçlü olduğumuz yönlerimizi kullanmak. İkincisi, nedir güçlü olduğumuz yönler? Görsel tasarım da bir orijinallik ve vuruculuk. Beraberinde de hikaye anlatımında belli bir ekspertiz. Bir sonraki seçimim, asset üretim kolaylığı ve recycle kolaylığı açısından sahnelerin tek bir mekanda geçmesiydi. Yani istediğim kadar çeşitlenebilecek ama aynı zamanda farklı amaçlar için evdeki odaların tekrar ama farklı ışık koşullarında, farklı mobilya koşullarında tekrar kullanılabildiği bir yapıydı. Niye? Çünkü böyle bir iş yaparken bir taraftan insanları eğitiyorsanız, mesela Gülce çok olağanüstü yetenekli, lead artist, yani baş sanatçım diyebilirim ve oyunun herhalde assetlerinin %80'ini falan kendi başına üretmiştir. Ama hiç pixel art tecrübesi yoktu mesela. Yani ona pixel art'ın dinamiklerini öğretmek de hani belli bir vakitti.
Yani bu tarz bir işe kalkışıyorsanız ve yani yeni topraklar, yeni adacıklar keşfediyorsanız beraberinde orada ciddi bir öğrenme döngüsü var. O öğrenme döngüsünün içerisine çok yüksek challenge'lı bir hedef koyarsanız ya öğrenme döngüsüne zarar vereceksiniz ya da istediğiniz hedefe ulaşamayacaksınız. Yani dolayısıyla ev, tek bir evde geçmesi, kedinin bu evin kedisi olması bilinçli bir karardı. Böylece bütün odaların dizaynı bittikten sonra artık yeni eset üretmek yerine, mesela atıyorum bir RPG oyunu nasıldır? Son chapter'ında sizi yepyeni bir boyuta götürür, değil mi? Hatta büyük ihtimalle son chapter'ı eset yatırımı ve sanat yatırımı anlamında en fazla kaynağın gittiği yerdir. Çünkü artık final çok çarpıcı olması gerekir vesaire. Ama biz onu aynı evde hayaletler üzerinden, ışık koşulları üzerinden, müzik üzerinden, gameplay'i ele alış şeklimiz üzerinden değerlendirip böylece daha manageable, ulaşılabilir, ölçeklendirdiğimiz bir yapıya gittik. Bir başka unsur, interaktif, tabii ki bütün oyunlar interaktif. Bütün hikaye içerikli oyunlar interaktif hikaye anlatımına girer. Ama bir RPG oyununda olduğu gibi oyuncunun verdiği her kararın özel sonuçları olan bir oyun olmadı. Ketsen de hatırlar mısın? Daha çok aslında bir mini seri gibi 6 bölümü izleyip bu aileyle ilgili bir şeyleri öğrenip kedi denilen yaratığın hepimizin yaşamında nasıl bir etkisi olabileceğine dair bir felsefesi olan bir oyun oldu. Ve bu da bir tercihte aslına bakarsanız. Lineer çok oyunlar düşünüldüğünde, oyun anlatısı düşünüldüğünde çok cool bir kelime değil. Çünkü lineer. Hani sanki bir önümüzde bir yol çizmişler. Biz de ondan ancak gidebilirmişiz gibi. Tek bir patikaya indirgenmişiz gibi bir yaklaşım gibi görünüyor. Ama bizim örneğimizde doğruydu abi. Çünkü oyunla ilgili iletmek istediğimiz bir felsefe vardı. Ve çok kollu, çok patikalı bir öykü yaratabilecek zamanımız, kaynağımız ve öğrenciler bazında ekspertiz yoktu. Ve günün sonunda bugün oyunun review'larının %94'ü olumluysa bu lineer bir işle de aslında kulağa ne kadar uncool da gelse oyun endüstrisine özel interaktif bir anlatı anlatabileceğinizi gösteriyor bence istatistiksel olarak. Yani kısacası bu sefer benim için bir ayağını yorganına göre uzatma, güçlü olabildiğimiz tarafları iyice tartma, insan yetiştirme ve bir sonraki round'dan önce, bir sonraki round büyük ihtimalle belki de başka bir RPG olacak, bilmiyorum şu an. Ya ben de sizin kadar bilgisizim. Ama bir hazırlık süreciydi. Isınma, kondisyon, insan yetiştirme ve hazırlık süreciydi. Tabii ki bir hazırlık sürecinin aynı zamanda başarılı bir oyuna dönüşmesi, insanların unutmadığı bir deneyime dönüşmesi olağanüstü bir şey. Bu konuda da ya hem çok çalıştık hem de belki de şanslıydık biraz. Bilmiyorum artık nasıl ele alırsanız. Evet, yani şimdi hep ben konuşmayayım. Biraz da birlikte konuşalım. Lütfen. Ya soru olur, söylediğim bir şeyi açmak isterseniz. Vallahi orası biraz karışık. Çünkü zenitlik kapsamında hani öğrencilerin de başvurduğu, aslında tutunabilenlerin ve ekibin bir parçası olabilenlerin en son koşuya kaldığı bir yapı olduğu için bir dönem girip çıkanlar, işte girip tutunamayanlarla falan sayı çok artar. Ama ortalama 10 kişi diyebiliriz. 10 kişi diyebiliriz. Merhaba. Benim hikayeye ilişkin bir sorum olacaktı. Lütfen. Kreditsinizi bulamadım. Henüz oyunu bitirmediğim için son chapter'ındayım diye tahmin ediyorum. Yazarlarınız arasında bir Amerikalı var mı? Çünkü yazdığınız hikaye bayağı Amerikana bir hikaye. Öyle. Yani dolayısıyla sadece Türkçe yazıp sonra İngilizce'ye çevirmek gibi bir yol izlemediğinizi tahmin ediyorum. Çünkü açık bir biçimde bir Amerikan hayatı çok doğru anlatıyorsunuz. Çok doğru. İçerisinde hikaye anlatımında mesela Knives Out filmine benzerlikler gördüm. Evet. Dysfunctional aile var. Evet. Ölen bir tane kaçık dede figürü var vesaire. Evet. Yazım süreciniz nasıl gelişti? Yani kültürel referansları nasıl bir araya getirdiniz? Doğrudan deneyimi olan birisi mi?
işin içerisine katıldı yoksa aslında çok güzel analiz etmişsiniz. Popüler kültürden bir takım verileri bir araya toplayarak bir kolaj mı ürettiniz? Nasıl bir süreç geçti? Evet. Bu bizim derslerde de aslında konuştuğumuz bir konu. Ya ben yaklaşım olarak hikaye anlatıcıları olarak dijital medyumda hikaye anlattığımızı ve deneyim yarattığımızı düşünüyorum. Ve tabii ki sanat ürettiğimizi düşünüyorum. Ne Cultic Games'de bizim ne de ya bu mesleği yapacak insanların suyunu yapmasını istemiyorum ben. Dolayısıyla hani her zaman bir öze dönüş, köke dönüş, bizi oyunlar konusunda ya bizi ya da bizim gibi insanları oyunlar konusunda heyecanlandıran, bugün belki çok tahammül edilemeyen ama geçmiş açısından büyük önem taşıyan ürünlerin yeniden oynanmasını, atıyorum eserlerin yeniden okunmasını falan ben öncelikle çok öneriyorum. Yani araştırma, yani bir kaynağa dönüş, başka bir eserden, çünkü yani hepinizin bugün oyunlarda hikaye anlatımı ile ilgili bir fikri var. Bu fikre sahip olmasının nedeni de son zamanlarda oynadığınız oyunlar. Ama o son zamanlarda oynadığınız oyunları da etkileyen daha önceki jenerasyon oyunlar var ve ondan önceki jenerasyon oyunlar var. Yazılı neşriyat var, sinema var. Hani dolayısıyla mümkün olduğu kadar kaynağa yönelik beslenmeden yanayım ben. Cult Games'de de aslında araştırmamızı çok iyi yapıyoruz. Yani eğer Stygian için de bu böyleydi. Çünkü Lovecraft fanatiklerini bilirsiniz. Yani eğer Lovecraft'ı doğru yapamazsanız başınıza çok kötü şeyler gelebilir. Bunlar yani yaşam tarzları gereği kara büyüye eğilimli insanlardan ve gerçekle kara fantezinin ya da korkunun sınırlarını zaman zaman kaybedebilen insanlardan kurulu bir fan kitleniz varsa işinizi iyi yapsanız iyi olur. Özellikle kaynak materyale sadakat anlamında. Orada da biz öze döndük abi. Mesela Lovecraft'tan türemiş hiçbir şeyi okumadık ya da oynamadık. Sadece Lovecraft'ta fokuslandık. Lovecraft ve onu kendi çağında, yani 1910'larda, 1920'lerde, 20'lerin sonunda var eden çevresel ve sosyopolitik koşulları inceleyip bir yapıya gittik. Burada da tabii ki hani gene New England, beraberinde Massachusetts, Old Money, New Money, işte gene Britanlar, Yankiler, Amerikan endüstri devleri, onların siyasetle olan ilişkisi falan gibi bir kere dönemi çok iyi çalıştık. Bu bir. İkincisi, hiçbir zaman Türkçe yazmıyoruz abi biz. Oyunları yani her zaman diyalogsa her zaman İngilizce yazılıyor. Vaktimiz varsa gene İngilizce yazılıyor. Eğer benim vaktim yoksa hızlıca Türkçe yazıyorum. Barış Sılay, yazar arkadaşlarımdan bir tanesi, aynı zamanda onun çevirisini yapıyor. Yani o insanlar gibi düşünebilecek kadar rahat olmamız gerekiyor. O rahatlığı sağlamak için de İngilizce çalışıyoruz. Son olarak şunu ekleyebilirim. Yani içeride native speaker yoktu ama artık yani yıllardır bu mesleği yapmaktan ve hani edebiyata da meraklı olduğumuz için zaten hani İngilizce konusunda çok eksik değiliz ama her oyunda yabancı, Amerikalı ve o konsepte hakim bir proofreader oluyor. O proofreader'la da tartışıyoruz. Bak burada bunu diyebilir miyiz? Ben böyle bir deyim seçtim ama emin misin? 2010'larda Massachusetts'te acaba kullanılabilir mi gibi şeyler. Evet, bu çok önemli. Ama niye önemli? Aslında çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Şu anlamda da önemli. Biz bir deneyim satıyoruz ya arkadaşlar. Yani suspension of disbelief belki derslerimden öğrencilerim de bilir. O deneyimin inandırıcı olabilmesi için illüzyonun her noktasının sağlam olması gerekiyor. Yani bizi sadece oyunlardan değil, izlediğimiz mesela bir diziden kopartan şeylerden bir tanesi ne? Bu adam bunu yapmaz. Ya da böyle şey olur mu? Tabii ki bunlar çok bariz hikayelerin kırılma noktalarında veya bariz hatalarda karşımıza çıkıyor. Ama insan bilinci bir şeyin sahte olduğunu aşağıda bir yerlerde ufak ufak fark ediyor. Ve bu küçük 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 sahtelikler en sonunda büyük bir sahteliğe dönüştüğünde ya da illüzyon bir noktada bozulduğunda artık isyan ediyor. Yani bizim işimiz birazcık da sihirbazlık. Yani onlara bir oyunun içinde olduklarını hatırlatmamak. Bunun için de karakterlerin kullandıkları kelimelerden tutun da içinde bulundukları hani sistemde
ki davranışlarına, kültürlerine, yaşam tarzlarına, bir yere koyduğu bir telefonun markasına kadar aslında illüzyonu sürdürmemiz önemli. Tabii ki büyük ölçüde tekste de sırtını dayayan oyunlar yaptığımız için bu kısmı da çok büyük önem taşıyor bizim için. Sorusu olan, konu açmak isteyen. Şimdi kapının önüne çıkacağım, hepiniz geleceksiniz. Evet. Steam konusunda herhangi bir PR ajansıyla falan çalıştınız mı? Bir de wishlistleriniz ilk çıktığınızda kaç... Çalıştım yıl? Abi. En büyük pişmanlığımda. Yabancı bir PR ajansıyla çalıştım. Şimdi biz küçük bir ekibiz. Yani hem reklama, hem game development'a, hem işte atıyorum publisher'larla veya böyle başka varlıklarla, entity'lerle iletişime falan ayıracak vaktimiz yok. Öyle bir kaynağımız da yok. Hani buna rağmen belki bazılarınız izlemiştir. Oyunun gelirinin bir kısmı İstanbul'un sokak kedilerinin ameliyatları için kullanılıyor. Onun için bir viral video çektik. Kickstarter kampanyalarımızı takip edenler ya da çeşitli Türkiye özel çektiğimiz videoları, işte böyle cübbeli tiplerin garip komedi korku filmi gibi bir estetikle belki bir şeyler yaptığına şahit olmuştur falan. Hani PR anlamında da bir miktar zorlayan bir ekip olmamıza rağmen influencerlar, içerik üreticileri, Twitcher'lar falan konusunda, Twitch yayıncıları konusunda dedim ki tamam abi, bu bizim boyumuzu artık aşıyor. Yani hani bu insanları ikna etmek için de ben özel bir çaba sarf edemem, özel bir kampanya yürütemem diye düşündüm. Dolayısıyla yabancı bir PR ajansına gittim. Hatta bunun için sponsorluk da bulduğum, işte sağ olsun çok yakın bir dostum, ortağım diyebileceğim. O bana hemen kredi açtı vesaire. Yani yoktu, öyle bir alanım yoktu, hareket alanım. Ama o hareket alanını sadece işin influencer kısmı ve stream kısmı önemli ve gerekli diye yurt dışı için. Bu arada Türkiye'de hiçbir problemimiz yok. Yani Türkiye'de var problemlerimiz ama onları sonra konuşuruz. Yurt dışı ayağı için ayarladım. İşte hemen önden peşin paralarını ödedim vesaire. Bir de hani biliyorsunuz şu an döviz kurlarıyla TL'nin ilişkisini. Ya ona rağmen mesela onların üstlenmesini istediğim ve benim hemen hemen toplantılar hariç hiç karışmadığım o süreçte istediğim sonucu alamadığımı söyleyebilirim. Yanlıştı, çünkü organik influencing'e gittim ben. Yani o yatırımı tamamen oyunla organik olarak iletişim kurabilecek, oyuna organik olarak ilgi duyabilecek insanlara yaptım. Yanlıştı. Yani pişmanlıklarımdan bir tanesi bu oyunla ilgili. O yatırımı bizim oyunu gerçekten sevecek, benim çalıştığım, iyi acting yetenekleri olan ve baştan sona oynayıp bitirecek mümkün olan en büyük streamer'a bir celsede o parayı ona yatırarak yapmalıydım. Ki gerçekten onu izleyen insanlar arasından da hedef kitlede birileri varsa başka streamerlar açısından da bir trend oluşturabilsin vesaire diye. Oysa ki yani hani böyle Çin'den, Japonya'dan, dünyanın her yerinden oynayan oldu ama istediğimiz dalgayı yakalamak anlamında istediğim sonuçları alamadım. Yani tek pişmanlığım o. Onun dışındaki bütün PR hamleleri, bütün checkbox'lardan geçilerek doğru yapıldı diyebilirim. Tabii her zaman daha iyisi olabilir, o ayrı bir konu. Merhaba. Merhaba. Bu soruyu üniversite öğrencileriyle beraber çalışmaya çalışan bir üniversite öğrencisi olarak soracağım. Okay. Bu oyunda da çoğu ekipteki kişi sanırım üniversite öğrencisi de dediğiniz yarı yarıya diyebiliriz. Aha. Ve sektör tecrübesi konusunda aslında bu oyundan önce galiba çoğunun bir tecrübesi evet. olmadı. Evet. Bu süreç boyunca o kişilerin sektöre, yani bu uyum sağlaması veya işte çalışma disiplini, proje yönetimi konusunda ekstra bir çaba harcadığınızı düşünüyorum. Aha. Bu konuda... Bu konuda ekstra mı? Bu konuda önerileriniz var mı gelecek sektöre girmeye çalışan öğrenciler için? Tabii ki. Yani şöyle diyebilirim. Bir kere aslında biraz konfor alanımızı terk ettikten sonra, çünkü ilk kez bir şey yaptığınızda, işte bir ofis hayatına alışma, belirli katı zaman aralıklarına adapte olma,
Aslında mesela İbrahim orada yani stajını değil mi? Ciddi bir stajını bizimle yaptı. Ve aslında projenin sonları sayılabilecek stresli zamanlarına denk geldi. Yani hani süreç içerisinde ben şeyi gördüm. Belli bir hani ivmede zamanlara sadakat, hayatıyla ilgili daha sağlıklı kararlar, arkasının artık toplanamayacağı zamanlar geldiğinde işin sorumluluk duygusuyla yükünü taşıma falan gibi konularda yani iyi bir örnek bence. Keza yani belki de PR alanında bize yardımcı oldu. Yani bir, karşınızdaki insanın tabii ki mayasının ne olursa olsun bu mesleğe uygun olması gerekiyor. Yani sonuçta ben bir şey değilim. Yani bir sihirbaz değilim. Yani bir insanın genlerini veya eğilimlerini veya kültürünü veya sorumluluk duygusunu tamamen alıp onu bambaşka bir level'a taşıyamam. Ben daha çok bir bahçıvanım abi. Yani o toprak iyiyse, atıyorum iklim iyiyse, koşulları iyiyse, hani doğru tohumları ekip falan, hani oradan güzel bir bitki çıkmasını sağlayabilirim. Buradaki artı benim açımdan şu olmuş olabilir. Zaten öğretmenlikten geldiğim için sabır katsayım çok yüksek. Yani 5-6 yıl hani hocalık yaptıysan, oyun game development gibi zaten doğası gereği çok zor bir alanda yaptıysan, bir sürü saçma şeyle karşılaşıyorsun. Ve her sene o saçma şeyleri sabırla tekrar ve tekrar ve tekrar öğrenciye ulaştırman lazım. Çünkü o sabrı kaybedersen aslında arandaki ilişkiyi de kaybedersin. Bu bir. İki, biz tutku mahsulü şeyler yaptığımız için her ne kadar atıyorum bir mobil piyasadaki kadar iş alanı olmasa bile bizim yaptığımız şeyin özel bir şey olduğunu o alanda çalışan öğrencilerim de biliyor. Onlar bir yere gittiklerinde ya da bir etkinliğe katıldıklarında bu onlara da hissettiriliyor. Yani aslında kendi hayatları açısından prestijli bir şey. Üç, bizim yaptığımız şeyin difficulty ratingi, zorluk seviyesi çok daha tepede olduğu için bazı başka operasyonlara kıyaslandığında, süresi çok daha uzun olduğu için, daha çok kondisyon gerektirdiği için falan, bu süreçten çıktıklarında rahatlıkla başka bir alanda iş bulabiliyor ve yani kendisini daha liyakat sahibi bir profesyonel gibi hissediyor. Hani keza zenitlik kapsamında da yani mezun olan bütün öğrencilerim iyi yerlerde şu an. Gurur duyduğum şeyler yapıyorlar. Yani o bağlamda evet benim için zorlukları oldu ama o baraj geçildikten sonra aslında güzel bir şeyin parçası olmak, hep beraber üretebilmek, fikirlerinin ofiste dile getirdiği fikirlerin bir kulak tarafından dinlenip gerçekliğe dönüştürüldüğüne şahit olmak falan hani aynı zamanda çok besleyici bir şey. Bir de şunu da düşünmeniz gerekiyor. Abi alternatifiniz yok ki. Alternatifiniz ya bu endüstriyi bırakmak ya da bu işi öğrenip içinde kalmak ve daha eforsuz yapmak. Şimdi mesela ben bugün yaptığım bazı şeyleri 8 sene önceki kadar eforla yapmıyorum. Ne o kadar eforla yazıyorum, ne o kadar eforla sanat yönetimi yapıyorum. Çünkü tecrübe bana daha iyi yönetebilme şansını verdi sorumlu olduğum alanları. Bu sizin için de geçerli. Yani başta çok zor gelecek. Sonra bazı bariyerler yıkıldığında daha kolay olacak. Daha kolay olacak. Daha sonra düşündüğünüz şeyi size uygun medyumda yapabilmeye başlayacaksınız. Coder'sanız mesela bazı sistemleri daha kolay ifade edebilmeye başlayacaksınız. Sanatçıysanız daha optimize 3D modelleri daha erken çıkartacaksınız ve bir şekilde o göründüğü kadar zor olmayı bırakacak. Belki profesyonellik hakkında son bir şey söyleyebilirim. Ya bu işin teknik bir iş olduğu düşünülür. Ya da sanatsal ya da dizayna dayalı bir iş olduğu düşünülür. Bunu gene ikinci, üçüncü baskı dinleyen öğrencilerimden özür diliyorum ama bu işin sadece %30'u teknik, dizayn temelli, yaratıcılık, işte dünyalar yaratmak falan, bu işin eğlencesi üstüne kurulu. %70'i takım dinamikleri ve insan ilişkileri. Çünkü bizim başka bir şeyimiz yok abi. Ham maddemiz yok, bir şeyimiz yok. İnsan hayal gücü ve insan bilgisiyle hareket ediyoruz biz. Dolayısıyla en değerli kaynağımız insan. Ve bu insanın psikolojisi, bu insanın motivasyonu, bu insanın gelişimi ve bu insanın diğer takım arkadaşlarıyla olan ilişkisi. Yani genellikle insanların kendilerini
hep teknik anlamda ya da craftları, zanaatleri anlamında geliştirdiğini görüyorum bu sektörde. Ama iyi bir takım olamıyorsanız, birbirinizi dinleyemiyorsanız, birbirinizden yeri geldiğinde negatif feedback'te alıp geri adım atamıyorsanız bu kadar yetenek boşa gidecek. Çünkü çok azınız solo developer olarak bu kariyerinizi yapacak, ilerleteceksiniz. Ya da çok azınız Obra Dinn ya da Papers, Please ya da Super Meat Boy gibi ya da Undertale gibi bireysel başarı hikayelerine imza atacaksınız. Yani çoğunuz ekip olacaksınız abi. Ve ben şunu yeğlerim abi. Süper yetenekli, süper zeki ama kötü bir takım oyuncusuna, ortalama yeteneklere sahip, sorumluluk duygusuna sahip bir takım oyuncusu, bir çalışanı yeğlerim. Okey. Başka soru? Bu sene içinde biliyorsunuz yine bir indie ekip tarafından hikayesini kediyle anlatan bir oyun çıktı. Doğru. Onu gördüğünüz zaman tepkiniz ne oldu? Ya da böyle Game Awards'ta falan bunlar da bizden ödül alsınlar gibi mi? Yoksa daha böyle rakip gibi mi düşündünüz? Onu merak ettim. Harekete geçtik abi. Yani ilk gördüğümüzde zaten iki sene önce galiba işte Sony'nin bir etkinliğinde dijital olarak uzaktan izleme fırsatı bulduk. Kedinin renginin bile, biz oyunu çoktan yapmaya başlamıştık o esnada. Kedinin hani renginin bile benzerliği yani bir noktada bizi tabii ki endişeye sevk etti, ama ilk yaptığımız şey hemen ertesi gün bütün ekip ciddi bir toplantı. Ondan sonra dedik ki daha ortada oyun yok ama biz Stray taklidi bir oyun gibi görünmek istemiyoruz bu oyun çıktığında. Çünkü arkasında Sony'nin sermayesi olduğunu, ne kadar çok PR desteği olduğunu görüyorduk. Bizimse arkamızda bir publisher'la yapılmadı bu oyun. Mesela önceki oyunun publisher'lıydı. Bu oyun tamamen Can Oral ve Çile AŞ tarafından yapıldı. Dolayısıyla yani bir kanıt olması, yani bizim de varlığımızın belirlenmesi gerekiyordu. Bir hafta içerisinde ortada oyun yoktu ama 5 tane screenshot çıkartmıştık. Bir web sitesi çıkartmıştık. Steam sayfasıyla ilgili ilk adımları atmıştık. Yani hani bir yerlere bir çapa atmıştık. Yarın öbür gün oyun çıktığında ya lan ya falan olmasın diye. Yani çok başka oyunlar. Çok başka oyunlar. Yani kedi, ben tabii ki yani kendi eserim hakkında konuşamam ama şunu söyleyebilirim. Stray, kediyi animasyon ve gerçekçilik anlamında bizim pixel art oyunumuzdan daha iyi canlandıran bir oyun. Ama biz kafayı o kadar oyun deneyiminin sıradan kedi davranışları üzerine kurgulanmasına taktık ki yani hiçbir koltuk değneğini kabul etmedik. Stray'in bir sürü koltuk değneği var. Yani işte uçan bir robot var. O seyirciye, oyuncuya dertlerini anlatıyor. İşte bir envanter sistemi beraberinde gelebiliyor. İşte sırtında bir şey var. O bizi bir yerlere yeri geldiğinde taşıyor falan. Yani bir Deus Ex Machina, bir üçüncü bir şey var orada. Oyun dizaynında tasarımcının işini kolaylaştıran unsurlar var. Biz birazcık daha taşlı yolu seçtik ve öyle bir şeye hiç başvurmadık. Bu da kedinin motivasyonlarının çok daha muğlak olmasıyla sonuçlandı. Ama hiçbiriniz evdeki kedinizin motivasyonlarından zaten emin olamazsınız, öyle değil mi? Çünkü dili yok, anlaşamıyoruz. Ancak hani bazı varsayımlarda bulunabiliyoruz. Ve hani iki eserin de günün sonunda, ben Stray'i de epey beğenmiş bir insan olarak söylüyorum. Özellikle görsel tasarım ve çevre tasarım anlamında. Farklı kitlelere hitap ettiğini biliyordum. Çünkü Cats and Other Lives, insan ve kedi ilişkisi üzerine kurulu. Kedinin gözünden bir ailenin dönüşümünü ve trajedisini, son 60 yılını anlatan bir iş. Stray ise bilim kurgusal bir evrende bir kedinin eve dönüş yolculuğu. Yani aslında bir sokak kedisinin ya da bir vahşi kedinin. Yani tabii güzel şeyler de okuyoruz işte Stray bilmem ne, Cats and Other Lives falan, ama yani ne o ne bu. Ayrı ürünleriz biz. Ayrı bir yolculuktayız. Ya bu ve benzeri durumlarda gelecekte başınıza gelecek. Yani bence burada önemli olan sizin ürününüzün ne kadar ayrıldı, ne kadar ayrıştı bir diğerinden. Eğer tamamen aynı sepete girmeye çalışıyor olsaydık o zaman çok problem olurdu. Ve ya vazgeçebilirdim bile.
vazgeçebilirdim. Yani. Çünkü önünüzdeki 2 yılı, 3 yılı zaten yapılmış ya da yapılacak bir şeyi ya da daha iyi yapamayacağınız bir şeyi yapmaya harcamak için hayat çok kısa hanımlar beyler. Peki. Lütfen. Bildiğim kadarıyla Asya pazarı için Maple'la çalıştınız. Doğru. O tarafta Asya pazarına istediğiniz penetrasyonu sağlayabiliyorlar mı? Bu noktada çünkü birden fazla firmanın Maple'la çalıştığını görüyoruz. Aha. Ya burada olumlu olumsuz görüşlerinizi dinlemek isterim. Tabii ki. Abi genel olarak bu sadece hani oyun alanında değil, genel olarak uzak durumlarla çalışmak zordur. Arada bir iletişim bariyeri vardır. Mesela ben onların bana gönderdiği kontratı avukat bir arkadaşımla tamamen baştan yazdım. Tamamen. Yani düzelttim diyemem. Tamamen baştan yazdım. Bunu neden yapıyoruz? Tabii ki yani belki %5'lik bir hata marjı için ama yarın öbür gün o başınıza bela olduğunda ah keşke diyeceğiniz bir durumla iş perspektifinden karşı karşıya kalmak istemezsiniz. Maple, Cloudpunk falan gibi yani hani kendi alanında kabul görmüş bazı indie oyunları desteklemiş, publishing anlamında desteklemiş bir firmaydı. Bu bir. Yani güzel örnekleri vardı. İki, bunun detaylarına giremem ama bana sundukları deal çok iyiydi. Yani hani benim kaybedecek bir şeyim yok gibiydi deal'da. Çünkü normalde Asya pazarına zaten kolay kolay girmeyi düşünmüyordum. Üç, fena yapmadılar işlerini. Yani hani ortalığı karıştırmak anlamında mesela oyunun satışlarının güzel bir kısmı Asya'da gerçekleşti. Ya da mesela Asya'ya birkaç tane röportaj verdim vesaire. Yani bir rolü olmuş olduğunu düşünüyorum. Negatif tarafıysa abi bu Asya konusunda her zaman geçerli. Aklınızda bulundurun. Eğer text tarafı güçlü bir oyun yapıyorsanız sizin oyununuzun sizin oyununuzun dünyanın uzak köşesinde bir insan tarafından tam anlaşılması çok önemli. Ve bu da lokalizasyon dediğimiz gerçekliği hayatımıza getiriyor. Asyalılar, uzak doğulular yani genellikle lokalizasyon tarafında benim her iki projedeki tecrübemden söylüyorum. İşi biraz hafife alıyorlar. Çok daha motomot yaklaşıyorlar konuya. Karşılarına geldiği gibi çeviriyorlar ve yani ben Çince biliyor olsaydım büyük ihtimalle cringe anlar yaşardım. Gene hani seviyorlar, sayıyorlar oyunu. Teşekkür ediyorum Asyalı oyunculara ama şunu biliyorum abi. Çalıştığım Avrupalı birileri bana öyle sorular soruyorlar ki, öyle kritik sorular soruyorlar ki o sorulara ben yanıt vermeden oradaki manayı anlamaları mümkün değil bence. Ama Asya'dan soru geldi mi? Japonca ekibinden biraz geldi ama Chinese, Simplified Chinese ve Korean sıfır soru. Demek ki Allah ne verdiyse çevirmişler abi. Bilmiyorum. Ve negatif review görünce de o tarafta tabii sinirim bozuluyor. Çünkü diyorum ki ha ulan anladı da mı verdi yoksa her zaman ben bilmiyorum. Ya yani o Google Translate bile kullansam o inceliği anlayamam. Anlatabildim mi? Dolayısıyla aslında karşı tarafa emanet ediyorsun oyunu ve oyunun en güçlü taraflarından bir tanesi hikaye anlatımıysa çok önemli. Gene de yani deal breaker bir şey değil bu. Ben memnunum. Yani bir bakalım tabii şu ilerleyen günlerde iyice kar paylaşımı taraflarını görelim. Ondan sonra tam cevap veririm. Can Bey süremizin sonuna geldi. Ya son 2 dakikamız var. Hani eklemek istediğiniz bir şeyler varsa ekleyebilirsiniz. Vallahi güzeldi. Sizi burada görmek. Tekrar teşekkürler çok katılımınız için. Bunda içinize sinmeyen bir kısım oldu mu ya da olduysa bunu kullanıcılar daha memnun olur diye sundunuz mu?
Tabii ki yani her oyunda, sizin yaptığınız oyunlarda da içinize sinmeyen şeyler olacak. Çünkü bu zaten üretimin doğal bir parçası. Eğer yaptığımız her şeyden muhteşem bir memnuniyet duyarsak o zaman kendinizde sorun arayın. Çünkü gelişime kapalı olduğunuz anlamına gelir bu. Ya yani bizim her zaman ürettiklerimizin zayıf noktalarını ve kusurlarını görüp analiz edebiliyor olmamız gerekiyor. Bu kadar hızlı değişen bir endüstride. Benim de tabii ki var. Başta optimizasyon var. Oyun açılırken mesela böyle bir gereksiz dosya packing'i, repackingi bir şeyler oluyor. Oyunun genel performansını arttırmak için. Ama yani Unity'nin genel hantallığıyla bir oyun motoru olarak birleştiğinde unresponsive bir zaman aralığına sebep oluyor. Özellikle düşük donanımlarda bu güçleniyor. Ve bir sorun yaşadığını düşünüyor kullanıcı. Bu bir şikayetçi olduğum bir şey. Bazı sahnelerin optimizasyonu iyiyken bazı sahnelerin hala optimizasyonu biraz stutter seviyesinde. Bu küçük bir şey ama en önemli şikayetim galiba gameplay, hikaye anlatımı entegrasyonunda bu ikisinin ilişkisine daha fazla zaman ayırabilmek, daha fazla kaynak ayırabilmek isterdim. Tabii. Sürdü oyunun yapımı. Ya şöyle, aynı zamanda insan yetiştirdiğimiz bir eğitim projesi olduğu için 2 sene ila 3 yıl arasında gelişti. Ama yani tam sıcak, kondisyonu yüksek benzeri bir ekiple tahmin ediyorum 1,5 yıllık, 2 yıllık bir zaman zarfında da tamamlanabilirdi. Lütfen. Bunun için buradayım. Şöyle. Herhangi bir projede atıyorum bir yere kadar geldiniz ama içinize sinmediği için bıraktığınız oldu mu? Yani ben beğenmedim, ben bunu sunmak istemiyorum kullanıcıya. Tabii, tabii. Hem sinema alanında oldu, güzel soru. Hem de bir VR projesi üzerinde çalışıyorduk Cats and Other Lives'dan önce. Perfect Murder'dı hatta ismi. Ya Oculus'un ürün müdürüyle toplantıya kadar gitti abi. Yani hani böyle projeye adım atmamıza bu kadar kalmıştı. Vazgeçtim. Bir, önümüzdeki 2-3 yılı kafama terli bir VR headset geçirip hani böyle ufak bir değişiklik tekrar kafaya, ufak bir değişiklik tekrar kafaya. O deneyimi istemedim Stygian gibi yorucu bir oyundan sonra. Bir. İki, Covid araya girdi. Covid araya girince VR laboratuvarını kullanma olasılığımız falan büyük ölçüde düştü. Üç, pazarın yeterince gelişeceğine inanamadım o zaman zarfında ve yani işte çok yakın bir arkadaşımı devreye soktum dedim ya, Oculus'un ürün müdürüyle konuştum yani. Onlardan mühendislik desteği alacaktık. Yani hani başlamanın tam eşiğinde durdu. Yatırımcı arıyordum, yatırımcı aramayı kestim falan. Üstelik yani yakın bir arkadaşım tamam ben bu işe giriyorum demişti. Ona rağmen durdum. Çünkü tekrarlıyorum, aslında güzel bir konu. Bu iş 5 ay sonra bitirebileceğiniz, 6 ay sonra bitirebileceğiniz, 1 yıl sonra bitirebileceğiniz, muhtemelen 2 yıl sonra bitirebileceğiniz bir iş değil arkadaşlar. Dolayısıyla yani o yola çıktığınızda gerçekten sonunu görebileceğiniz kadar motivasyona, kaynağa ve sonunu gördüğünüzde de ayakta kalmanızı sağlayacak kadar oyuncu ilgisine sahip olacak bir ürün yaptığınızdan emin olmalısınız. En azından siz. Herkese teşekkür ediyorum vakti için. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Sağ olun.